Uyumadın mı sen? Esin'i düşünüyorsun değil mi bu ara? Hayır. Dün gece kulüpte bana artistlik yapan herifi düşünüyorum, o kadar. Sana artistlik yaptığı için değil. Esin'in etrafında dolaştığı için ona kafayı taktın sen. Çok biliyorsun. Hadi yatıyor. Gidiyor musun Bora? Evet. Kulübe geldim diye böyle yapıyorsun değil mi? Bora. Ya Bora, bana bak. Ya kasıtlı gelmedim, inan tesadüftü. Ya tamam, geçti artık o mevzu. Ben seni sonra ararım. Gitmem lazım. Öf be Gizem. Geçmişin bütün ıvır zıvırını getirmiş, yolun ortasında koymuş. Geri zekalı ya. Aşk kendini geceye saklar. Aşk kendini geceye saklar. Hiçbir sabah bu sırrı vermez. Yıldızlara sor beni geceleri. Onlar biliyor seni sevdiğimi. Kalp kendini nereye saklar? Gözler hangi dilde konuşur? Gözlerime bakarken kalbimi dinle ki anla seni sevdiğimi. Ben bu şiiri sana yazdım. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel olmuş. Tabii ya. Bak ya, gıcık herif. Her yeri dağıtmış. Hiçbir şeye saygısı yok ki. Sanki eve vahşi hayvan girmiş gibi. Bu ne ya? Kim o vahşi hayvan? Ben miyim? Sen mi dağıttın bunları? Sen niye ortalığa koyuyorsun? Çöplük mü burası? Bunlar çöp değil Bora. Benim hatıralarım. Ya ne hatırası be? Hepsi çöp işte. Sana öyle geliyor. Ya senin hiçbir şeye saygın yok ki. Boşu boşuna yaşıyorsun sen. Ben öyle değilim, tamam mı? Bak, benim hayatımın değeri var, hatıralarımın da değeri var. Bak, bunları saklayacağım. Sakın dokunma, tamam mı? Aşk kendini geceye saklar. Hiçbir sabah bu sırrı vermez. Aşk kendini geceye saklar. Hiçbir sabah. Sen neden geliyorsun? Hayırdır? Ne demek ya? Parisli prenses Esin ağaca tırmanacak. Ben bu görsel şöleni kaçıracağım mı yani? Hatta mahalleliğe de haber verek bence. Pardon da ben Parisli değilim canım. Balatlıyım. Vay. Hatırlarsan ben bu evde doğdum büyüdüm. Benim çocukluğum bu ağaçların tepesinde geçti. Diyorsun. Diyorum. Ben de kolay gelsin diyorum o zaman. Buyurun ağaç. Hadi bakalım. Ağaçların üstünde büyüdüm diyorsun da herhalde ağacın bundan pek haberi yok. Baksana geçit vermiyor. Ay. Hop, yavaş yavaş. Ah. Oraya neyse, ben karışmadım. Şunu tut. Ay ama yok ya. Şimdi yardım etmiş sayılacağım. O yüzden bu yıkanacak tekrar. Yapacak bir şey yok. Şöyle kendinden salınmış da buraya düşmüş gibi. Olsun. Şefkat.
Ne oldu şöyle bir sanki Betim benzin attı. Hasta mısın, iyi misin? Ya şimdi iyi de öldür, hakkını ver. Bu cüce ipek maymunları var. Dün belgeselde baktım, aynı onlar gibi tıkır tıkır çıktın. Ya bravo. Çamaşırlarımı da topladım. Yani neymiş Şevkatçığım? Neymiş? Ben sen olmadan da her işimi halledebilirmişim. Yani senin yardımına ihtiyacım yokmuş, değil mi? Ayrıca bugün bittiğinde iddiayı da ben kazanmış olacağım. Ha işte o konuda istersen çok kesin konuşma çünkü ya bir de bunun gerisin geri aşağı inmesi var yani. İnerim ki. Çıktığım gibi inerim, ne var yani? Tabii canım, çıktığın gibi inersin yani. Ardağan'a. Eyvah, emanet, iyi misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim diye bağırıyorum. Canım acıyor burada. Dur, kaldırayım ben seni. Ay, galiba kırıldı. Yok yok, kırık olsa yerinde de duramıyorsun gerçi. Of, çok acıyor. Dur ya, dur bakayım, dur. Ya kaldırma, senin yüzünden oldu. Bir şey yap. O zaman alayım, dur. Kaldır, dama kaldır. Tamam, dur, ne yapayım? Tamam. Ya biraz abartılı olmuyor mu? Bana Şevkat'i savunmayın kızlar. Onun bana neler çektirdiğini bilmiyor musunuz sanki? Evde biz soba kurmaya çalıştık. Bir yardım edeyim dedim mi gelip? Yok. Ya benim evime hırsız girdi. Adam kılını bile kıpırdatmadı ya. Ben o ağaca tırmanmaya çalışırken o aşağıdan böyle kah kah gülüyordu. Ama şimdi gülme sırası bende. İntikam zamanı. Ben bu ayağım sakat diye var ya, Şevkat'e bütün işlerimi yaptıracağım. Siz izleyin. Hadi neyse, gel alalım şu boyaları. Tamam, sağ olun. Elinize sağlık. Sen de sağ ol, eyvallah. Elinize sağlık. Ne kadar abi? 1000 lira kardeşim. Tutsun şunu. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim kardeşim. Hadi, kolay gelsin. Sağ olun. Size de hayırlı günler. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sen bir şunu tutsana. Kızım ne yapıyorsun ya? Odun taşıyacağım. Ya saçmalama he ya. Yok, daha neler artık. Eli yedi aldın değneğe bedevi gibi. Sakat kırık ayağınla bir de odun taşıyayım. Bırak, tamam, ben taşırım. Ha, tabii taşırsın. Sonra da bana yardım ettim dersin. İddiayı kaybettin dersin kesin. Ben kendi odunumu taşırım. Ya kızım saçmalama, bunun iddiayla falan bir alakası yok ya. Tamam, unut iddiayı. Ben taşıyorum. Sen bir tanesine bile elini sürme. Ben hepsini taşırım. Bırak. Şurada alın. İyi madem bu kadar ısrar ediyorsun. Şu. Karga gibi seke seke. Dur, dur, ben kucaklayayım seni. Yok, yok. Hiç gerek yok. İstemiyorum. Hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Ya yok. Esin'in ayağı kırıldı da ona yardım ediyordum. Ayağım mı kırıldı? Öyle oldu. Bana neden haber vermedin Esin? Sana ne kadar değer verdim bilmiyor musun? Biz seninle sevgili değil miyiz? Neyse tamam. Gel, ben zaten seni almaya geldim. Yok yok, gerek yok ya. Bora, ben yürürüm, bırak beni. Olmaz olmaz, taşırım ben. Bora lütfen bırak beni, ben durabiliyorum ayakta. Ya olmaz, ayağın kırık. Seni biraz kaçıracağım buradan. Bora, bırakır mısın lütfen? Ya ben gelemem bir yere. Bir sürü işim var benim. Keşke arasaydın mı gelmeden önce? Ya sürpriz yapayım dedim. Bak, benim seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu vardı. Bora, bugün olmaz. Yarın müsait olur musun peki? Bilmiyorum. Yarın konuşalım, olur mu? Peki. Telefonunu bekliyorum. Baltanı rica edebilir miyim? Balta mı? Senin gibi Paris Lady'sin ne işi olur baltayla? Hala Paris Lady'si diyor ya.
Odunlarımı keseceğim. Ya konuşuyorsun sen de Allah'ın. Şu halinde şu odunları nasıl keseceksin? Tamam, şey yapma, ben görevim. Ama benim ayağım kırık diye şimdi sen tek başına 2 ton odun mu kıracaksın? 2 tondu değil mi? Kırarım ya, şey değil. Ben daha önce 4 ton falan da kırdım ya. Şu an ben hallederim tamam. Aa, iyi tamam o zaman, hadi kolay gelsin. Ben onun anasından emdiği sütü burnundan getireceğim. Görürsünüz. Esin, bak Şevka da şaka yaptın, güldük, eğlendik. Ama bu kadar yeter, tamam mı? Evet, daha fazla uzatırsan tadı kaçacak. Ay yok, niye tadı kaçsın ya? Hatta asıl eğlence şimdi başlıyor. Ben ayağım kırık diye daha ona en az 1 hafta bütün işlerimi yaptırırım. Hatta 10 gün falan. Ay! Şevkat. Şevkat ya. Zabattan belli sakatım ayağına gibi çalıştırdın Şevkat. Şevkat, ama ben şaka yaptım. Şaka yaptın ha? Bak şimdi ben de sana bir şaka yapacağım. Gel buraya. Yok Bora, ben gelemem bir yere. Galeride işlerim var benim. Neden haber vermedin geliyorum diye? Ben sana müsait olduğumda arayacağım demiştin. Ya çünkü gelmesem şu an yaptığın gibi bir bahane bulacaktın. Bir dakika, bir dakika. Ne galeride çalışması? Senin ayak ırık değil miydi? Ya değil. Ben Şevkat'e şaka yapıyordum. Sana da söyleyemedim işte o ara. Neyse canım, uzun uzun anlatırım sonra. Ben de geldim zaten. Tamam. O zaman ben bahçeye iniyorum, orada konuşalım. Merhaba. Merhaba. Şu şaka meselesi neyse. Ya çok uzun hikaye Bora ya. Ben sana sonra anlatırım, olur mu? Ben şimdi senin söyleyeceklerini duymak istiyorum. Hayda. Bak, ben eski bizi özledim Esin. Ya biz seninle neredeyse evlenecektik. Basit sebepler yüzünden uzaklaştın benden. Ben bu sebepleri basit bulmuyorum ama. Sen eskisi gibi değilsin ve bu yeni halinden hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Diskodaki kavgadan bahsediyorsun. Ya bak, tamam kabul ediyorum. Orada biraz agresif davrandım. Ama o vandal bana yumruk attı Esin. Ya yumruğu oturtamadım bile, bebe hala lafını ediyor ya. Sen şimdi bana onu mu savunuyorsun yani? Ya benim kimseyi savunduğum falan yok Bora. Ya sen de bitmiş kavgayı tekrar başlattın. Sen çok değiştin, farkında mısın? Ben artık seni tanıyamıyorum. Aşk kendini geceye saklar. Hiçbir sabah bu sırrı vermez. Yıldızlara sor beni geceleri. Onlar biliyor seni sevdiğimi. Kalp kendini nereye saklar? Gözler hangi dilde konuşur? Gözlerime bakarken kalbini dinle ki anla seni sevdiğimi. İlkokul çocuğu gibi yazmış lan şiir. Ne biçim şiir bu? Hatırlıyor musun bir şeyi? Hatırlıyorum tabii ki. Lisedeyken sana yazmıştım. Ha, kız buna yazmış. Ama çok kötü yazmış ya. Senin unutmamana da çok şaşırdım. Bora. Yazdığım kağıdı da mı sakladın? Çok güzel olmuş. Bora, Bora hadi abi ya. Hadi. O zaman sen git. Sonra görüşürüz. Tamam, sonra görüşürüz. Ya boş ver, önemli bir şey değil. Ne ki bu? Ya Esin şiir yazmış. Alsana o zaman. At gitsin kızım ya. Hadi gir. Bak Esin, bu şiir benim için çok değerli. Ve ben hala eski, seni çok seven Bora'yım. Hep küçük hesaplar peşinde. Hadi dur bakalım hayırlısı. Sen benden koptun. Burada bu acayip insanlarla birlikte yaşamaya başladın. Bora bak, bana tekrar yaklaşmak istiyorsan lütfen bu insanlara acayip demeyi bırak. Bu insanlara bir adım at. Özellikle de Şevkat'e. Oo, zor yerden geldi ama.
Yine Şefkat çıktı karşıma. Bora, Şefkat benim için çok önemli. Ya. Peki o zaman. Ben bir adım atacağım Şefkat'e. Sırf sen istiyorsun diye. Hatta bu gece bir parti vereceğim onun için, tamam mı? Söyle gelsin. Buzları eritelim madem. Tamam. İyi olur. Ben söylerim Şefkat'e. Bora bak, Şefkat'i tanıyınca sen de çok seveceksin, eminim. Peki, sen öyle diyorsan. Neyse hadi. Kaçtım ben. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Duydun değil mi Süreyya? Deve alttan girdi, üstten çıktı, bir takla attı, yuvarlandı, şiir okudu. Bilmem ne yaptı, yine yumuşattı kıza. Ama kız da saf. Kız da saf. Ben bu bebeğe hiç güvenmiyorum. Çok kalbini kırar o kızın, çok üzer. Ev o kadar kırılınca da öyle. İşte senin bacağını sardığımız gibi sarılmıyor maalesef. Biz insanlar da böyle. Şimdi bu kız bana emanet olduğuna göre bu Bora dallaması da bizim radarımızda kalacak anlaşıldı. Ona bir şekil yapacağız demek ki. Esin. Nasıl kapanıyor ya bu? Açtık ama. Usta, kapattım usta. Ne haber? Tamam, ne haber? Ne haber Gürsel? Ha, yaptım yaptım. Şiiri okuyunca resmen Esin gözümün önünde eridi. Tabii o Şefkat yarı hala ayak bağlamaya devam ediyor. Ama onu dekart edeceğim. O herif için bir parti veriyorum bu gece. Ya yok be oğlum ya, ne bu ilişmesi? O herifin ne kadar öküz olduğu ortaya çıksın. Esin kiminle birlikte olduğunu anlasın diye veriyorum partiyi. Aynen öyle. O maganda var ya, çok büyük rezil olacak partide, çok. Aşkım, nasıl? Ya şey, Ayça var yanımda. Ona da böyle incik boncuk falan alıyorum ki bu gece partide ayağıma dolanmasın. Ne sandın oğlum? Sen dur, bende daha ne numaralar var. Hadi neyse, kapattım ben. Şu Ayça'nın gözümü halledeyim, tamam? Beğendin mi, alalım mı? Bayıldım. Tamam, o zaman alalım. Peki. Şimdi anladın değil mi Niko? Bak, X kişisiyle Y kişisinin evlenme ihtimali var ama kesin değil. Fakat bu X kişisi bir taraftan da Z kişisiyle kırıştırıyor. Şimdi Y'nin durumdan haberi yok ama sen her şeyi biliyorsun. Tamam. Şimdi bir taraftan da bu X kişisi seni bir yere davet ediyor, tamam mı? Yani özetle Y dostun, X düşmanın. Şimdi sen bu durumda o davete giden mi gitmem mi? Şimdi Şefkat, bir Çin atasözü der ki, dostunu yakın tut, düşmanını daha da yakın tut. Yani ben olsam arkadaşım Y'yi yalnız bırakmazdım. Düşmanım X'i de yakından kollamak için o davete giderdim. Ha, öyle diyorsun ya. Ben değil, Çinliler diyor. Ben katılıyorum. Tamam, oldu. Ben hani farklı bir fikir olsun diye şey yaptım. Tamam, sağ ol. Hadi kapat. Oo, Pascal, ne yapıyorsun kardeş? Adamın, gelin sizi oraya girin de haritaya bakarım. Tabii tabii, gel gel. De, bu harita işinden daha önce başka bir şey var seninle yapmamız gereken, daha önemli. Bir yeri bir ziyarete gideceğiz. Olur, yer ve saat söyle, ben danlarım. Tamam tamam, ben yarın sabah sana telefondan mesaj atarım adresi, tamam? Tamamdır adamın, görüşürüz. Tamam, öptüm Pascal'ım, hadi Allah'a emanet kardeş. Ha yok, şu trabzanın topuzu kırıldı da ona bir şey, bak gel. Ama sen böyle artist gibi giymişsin, ben hiç öyle şey yapmadım ya. Gayet iyi görünüyorsun bence. Ha valla? Hı? Ha şu gündelik ya aslında, her zamanki gibi. Tamam sen şey, ben bir iki dakika bir şey yap. Hadi. Bir şey soracağım. Ben bütün gün uğraştım seni ikna etmek için. Olmaz, gelmem dedim. Ne oldu da senin fikrin bir anda değişti böyle?
Bak emanet, fikrim mutedil, dalgalı şu an. Kararım sallantıda. Sağa solu kurcalayıp da cayma hakkımı kullandırma bana. Üzümü ye, bana ayak bağ olma. Tamam, ben hiç sormadım. Teşekkürler. Kolay gelsin kardeş. Aa, geldiler. O zaman şeref konuğumuzu karşılayayım ben. Canım benim, üstüne gitme. Belki de gerçekten barışmak istiyor. Yemem ben, yemem. Ama bunları yedim. Teşekkürler. Ne haber aşkım? Gelmene sevindim. Belki aramızdaki buzları eritiriz artık. Vallahi ben ilişkimizi buzlu seviyorum ama herkes sek olsun diye ısrar ediyorsa yapacak bir şey yok yani. Beyler biliyorsunuz bu bir nevi barışma partisi. Yani savaş baltalarınızı gömmeniz gerekiyor. Şevkat, merak ettim de sen daha önce herhangi bir partide bulundun mu? Tabii. Doğum günü partisi, beşli pişli partisi, yılbaşı partisi. Gerçi ikinci çokodan öteye geçemedik ama. Sen o zaman bir de bizim partinin tadına bak. Bakalım. Neyse, burada dikilmeyelim değil mi? Kızların yanına geçelim. Hadi. Böyle geri geri adım attı. Su dolu kovaya bir girdi. Çok komikti, çok. Ay çok alem ya mahalle. Çok alem gerçekten. Bakıyorum da hemen ayak uydurmuşsunuz kenar mahalleye. Şimdi Bora kardeş, nasıl ki bu ekmeğin gıtır tarafı makbulse, mahallenin de kenar olanı makbul oluyor. Bizim mahalle öyle sokaklarında çocukların koşturduğu, nesli tükenmekte olan mahallelerde. Evet ya, öyle... Etrafı betonlarla çevrili, güvenlik listelerde yok o mahallenin sıcaklığı. Abi canım. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar, merhabalar. Merhaba. Esin'cim şimdi duydum. Resim galerisi açmayı düşünüyormuşsun, doğru mu? Evet, doğru. Tadilatı bitmek üzere. Çok yakında açacağız. Ne kadar güzel. Genellikle yurt dışında eğitim alanlar ülkemize gelmeyi tercih etmiyorlar. Seni tebrik ediyorum. Demek ki dönmesini sağlayan nedenler var burada. Olmaz mı canım? Yani sonuçta kız burada doğdu, toprak çekiyor. E o da vefa borcunu ödemek için döndü mahallesine. Siz de mi ressamsınız? Yok, o yumurtacı. Ressamlık biraz incelik ister. Tabii, tabii ressamlık biraz incelik ister. Yalnız hatırlatayım, Hitler de ressamdı yani. Dünyaya da pek incelik bıraktığını söyleyemeyiz değil mi? Dikkat etsene sersem. Bora Bey kusura bakmayın, bir daha almayacak. Dur kardeş, dur la dur. Şevkat sen bırak, garson halleder. Yumurtacı da yardım eder kardeş. Kardeş sen bir çek çek getir, buraya bir çek çek, la al adamın ayağına bak. Teşekkür ederim beyefendi. Ya kardeş biraz kız kız, beynimiz yandı la arkada gümbür gümbür la. Artık anladınız mı Bora'nın gerçek niyetini? Yok, anlamadık. Neymiş? Resmen Şevkat'ı rezil etmek için düzenlemiş bu partiyi. Ya Bora'nın tavırları benim de canımı sıktı ama Şevkat de gayet kendi başının çaresine bakabiliyor. Bora'nın bu kadarla kalacağını hiç sanmıyorum. O sonraya bir şeyler saklıyordur kesin. Esin, bu arada Şevkat nerede? Cidden nerede o ya? Alo. Ya Ayça niye ısrar ediyorsun kızım? Bu gece gelemem dedim ya sana. Ya of Ayça uzatma tamam. Tamam yarın bizim golf kulübünde oturur bir şeyler yeriz tamam mı? Hadi kapatıyorum ben. Arama beni bir daha. Oğlum Şevkat. Bu dünya Esin'i hiç hak etmiyor. Ne?
En sonunda emanetin canını yakacak. Şevkat, neredesin ya? Kayboldun bir anda ortadan. Ha yok, bir hava almaya çıktım ya. Bir şey mi oldu? Senin canın bir şeye sıkkın gibi. Yok, benim Süreyya'yı düşünüyordum nasıl oldu acaba diye. Merak etme, iyileşir. Sevgili misafirler, gecenin şeref konuğu Şevkat'le bizi bir araya getiren Esin'i huzurlarınıza tango yapmaya davet ediyorum. Çünkü kendisi tangoda çok iddialıdır. Oğlum bak ben Arjantinli değilim ama Maradona'dan daha iyi tango yaparım. Anladın mı beni? Yo, anlamadım. Anlatsana. Bora, ne yapıyorsun sen? Hiç gerek yok böyle bir şeye şu an. Alkışlarınızla kendilerine biraz cesaret verelim. Çünkü Şevkat tangoda iddialıdır. Dedim size, bütün amacı Şevkat'ı rezil etmek diye. Bu sefer kesin başaracak. Hadi ama herkes sizi izlemek için sabırsızlanıyor. Tamam. Bora. Şevkat, sen bana uy, olur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.